artık emek sadece iş gücü anlamına gelmiyor. Günümüzde yapılacak her işten bireyler fark yaratıyorlar. Sermaye artık boyut değiştirdi. Onun çok değerli başkanı, üyeleri, spor kulüplerimizin Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Yazılan ve test edilen bir uygulamayla 3 ayrı havuzda toplanan yaklaşık 40 ayrı input ile atamalar otomatik olarak önümüze gelecek. Merkez Hakem Kurulu takdiri ancak çok zorunlu olursa devreye girecek. Bu programın detaylarını şeffaflık adına futbol paydaşlarına açmaya hazırız. Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi UEFA'nın çizgisiyle aynı olacaktır. FIFA'da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Bunun için çeşitli aşamalarla yaptığımız çalışmaları tamamladık. Bu çalışmalarda mümkün olduğu kadar herkesin fikrini ve onayını almak temel prensibimiz oldu. Ayrıca gerekli olduğunda, tekrar söylüyorum, gerekli olduğunda diğer ülkelerden de VAR hakemleri devreye sokulacak. Bu sezondan itibaren biri stadyum, biri Riva'da olmak üzere iki gözlemci müsabakaları izleyecek. Daha hassas değerlendirme için yapılan bu model hakem gelişimine de katkı sağlayacaktır. Her iki gözlemcinin not ortalaması hakemin notu olacaktır. Gözlemci raporunda da sayısal sisteme geçilecektir. Bu nedenle teminde güçlük çekilen Süper Lig gözlemci yaşını da UEFA yaşı olan 70'e yükselttik. Çünkü Süper Lig'de kariyerini tamamlayan hakemlerin neredeyse tamamı VAR hakem olarak devam istiyorlar. 5 yıl içinde mevcut gözlemci kadrosu yarı yarıya gelecek. Bu kadroyu ayrıca bir alt kadrodan tamamlamayı da düşünüyoruz. Son bir yıla baktığımızda Türk hakemliği belki de hiç olmadığı kadar tartışmaların odağında kaldı. Yaşananlar sizleri de futbolumuzu da olumsuz etkiledi. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu sezonda tüm bu olumsuzlukları sizlerin kanalıyla olumluya dönüştürüleceğini umuyoruz. Kamuoyunda yanlış değerlendirildiğini düşündüğüm iki tane konu var. Bunlardan birisi az önce Sayın Başkanımız yine bahsetti. Yabancı hakemlere kapının açıldığı yönünde. Halbuki konu hiç öyle değil. Biz prensip olarak yabancı hakem getirmek için değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakeme getirilme kararı aldık. Bunu da kamuoyuyla paylaştık. Erasmus modeli gibi nasıl öğrencileri uluslararası değişim yapıyorsak, hakemlerimiz de elit hakemlerimizi özellikle UEFA'ya kayıtlı ülkelerle değiştirmek için yurt dışına gidip maç yönetmesi, yabancı hakemlerimiz de ülkemizde maç yönetmesi konusunda karar aldık. Bunun dışında başka bir kararımız kesinlikle mevcut değil. Biz sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Geçtiğimiz yıl baktık ki 3 günde bir bazı hakemlerimiz 3 gün önce sahada, 3 gün sonra VAR'da, 3 gün sonra tekrar sahada inanılmaz bir trafik içerisinde maç yönetmişler. Bunun da birçok kesimden tepki aldığını gördük. O yüzden VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık ki bu da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Hakemlerimizin bu konuda mutlaka ve mutlaka çok daha iyi deneyimleri olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü her konuda gittikçe uzmanlaşma ihtiyaç var. VAR hakemleri de bu konuda çok daha uzman hale gelecek diye düşünüyoruz. İkinci gözlemci yine ilk defa Türkiye'de uygulamaya sokulacak ve iki tane gözlemcinin verdiği notun ortalaması alınacak ve böylelikle hakem ve gözlemciliğe yeni bir çehre kazandıracağız.